Merhabalar. Adım adım kabuşon serimizin dördüncü videosunda sizlere aşındırıcılardan bahsedeceğim. Aşındırıcılardaki temel amacımız bir malzemeyi kesmek, onu yontmak, aşındırmak ve istenen şekli vermek. Tabii ki bunlar aşama aşama gerçekleşiyor. Aşındırıcılar çok çeşitli malzemelerden yapılabiliyor. Mesela en bilinen sizlerin de gördüğü gibi elmas olabiliyor. Tungsten olabiliyor. Bakın burada alüminyum oksit olabilir. Silisyum karbür olabilir. Zirkonyum olabilir. Garnet olabilir. Korundum grubu olabilir. Birçok aşındırıcı türü var. Bunların türüne göre yaptığı işlerde değişiklik gösteriyor. Aşındırıcıların türüne göre sertliği de değişiyor. Günümüzde en sert olarak bilineni elmas aşındırıcılar. Mohs skalasında 10 değerine sahip. Başka ne var? Elmastan sonra kübik bor nitrür geliyor. Hatta yüksek ısıda kübik bor nitrür elmasa da geçiyor. Elmas 800 derecede bozulmaya başladığında kübik bor nitrür 1200-1300 derecelere dayanım gösterebiliyor. Silisyum karbür 9,5 civarında sertliği. Korundum grubu 9 civarı, 9 yine 9,5 arası. Yine burada bulunmayan titanyum oksit benzeri farklı malzemelerde var. Aşındırıcılığı belirleyen unsurlar aşındırıcının sertliği ve kum boyutu. Kum boyutu pürüz düzeyini belirliyor. Aşındırıcının sertliği ise hangi malzemeleri işleyebileceğini belirliyor. Şimdi sizlere değişik kum boyutunda elmas aşındırıcıları göstereceğim. Bu görmüş olduğunuz 320 kum. Bakın kum boyutuna bakın. Bu görmüş olduğunuz kum boyutu 600 kum. Bu görmüş olduğunuz ise 3000 kum. Tane boyutlarını görüyorsunuz. Aradaki farkı. Boyut farklı, kum boyutu farklı. Farkı girit, kum veya meş gibi ifadelerle kullanılır. Mesela 100 girit, 200 girit, 300 girit şeklinde veya 50 meş, 100 meş şeklinde veya kum olarak da söyleyebiliyoruz. Kum boyutunun büyümesiyle pürüzsüzlük de artar. Kum boyutu küçükse burada görmüş olduğunuz gibi pürüzlülük var. Ama kum boyutu arttıkça mesela şu diyelim ki 100 kum, bu da 3000 kum. Kum boyutu büyüdükçe bu şekilde parlaklık artıyor, pürüz kalmıyor. Hemen silisyum karbürden de örnek verelim. Değişik kum boyutunda iki tane zımpara görüyoruz. Bakın. Aşındırıcıları piyasada diskler halinde veya bu şekilde görmüş olduğunuz gibi tekerlekler halinde, şeritler halinde bulabilirsiniz. Veya bu şekilde büyük rulolar halinde de bulabilirsiniz. Tabii ki kendinden yapışkanlığı olanları da var. Daha değişik şekillerde aşındırıcı grupları var. Yine aşındırıcıların şekli de hangi işte kullanılacaksa ona göre değişmektedir. Bu videomuz da burada sona eriyor. Gelecek videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.